Tamam, çocuklara. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok basit. Dört kişi meyhaneye gittiniz. Evet. Buraları ne olur başka türlü dublajla falan. Yok, çocuklar dinleyin. Evet, gittik. Hayır, hayır. Gittik, ne var, gittik. Evet, dört kişi. 300 lira hesap geldi. Ha, tamam. Şimdi benim konulara geldin. Bakın çocuklar, evet sen sorunu sor. Dört kişi 300 lirayı dörde bölersek kaçer lira ödememiz Şimdi gerekiyor? canım öyle 400'ü 300'e 400'e bölmek değil. Şimdi kim ne kadar meze yedi? Şimdi bizim Rıfkı vardı, onu götürdüm. Bütün o kalamarları malamarları Rıfkı yedi. Şimdi ben kalamarın parasını niye vereyim? Ondan sonra patates kızartmasını bizim İsmet zaten ekmeğin arasına koydu yedi. Ondan sonra gelsin burada dayıları 300'ü 3'e bölsün. Bölmem kardeşim, ben zaten içtim, tamam rakı içtim. İçtim. Onun parasını veririm. Ama meze dedim, iki tane peynir yedim yani. Onu bölersem de ben bir toplam 100 lira falan anca öderim yani. Hesabı doğru bölmedim mi? Hayır, bölmedin. 300 lirayı dörde böleceksin. Tamam da ben kalamar yemedim. Anladım, tamam. Mesela buraya alkollü gelmen, sarhoş gelmen beni üzüyor. Ha, zoruna gidiyor. Zoruma gitmiyor, Ha, üzülüyorum. üzülüyor. Çocuklara bir şey anlatmak için geliyoruz ama sen böyle geldiğin zaman ben üzülüyorum, kendimi ifade edemiyorum, kendimi kötü hissediyorum, bazen öfkeleniyorum. Öfkeli Nihat. Vay öfkeli Nihat. Nihat öfkelenmiş bana ya. Sen kimsin lan? Sen kimsin bana öfkeleniyorsun? Yıllarımı verdim çocuk sektörüne. Alo Nilgün. Vay Nilgün'üm benim en sevdiğim baldızım. Ballı baldız. Ne yapıyorsun? Ablan orada mı? He. Ağlıyor mu? Ya içmedim. Hiç. Ağzımı yıkadım dedim de. Neyse. Sen ne yapıyorsun? He? Güzel bir senin fırfırlı etek vardı, onu giydin mi? Yakışıyor kız sana, cimcime. Deniz ablana selam söyle, tamam. Şimdi ben çocuklarla... Ne tamam. Geliyorum. Hadi bakalım. Evet tamam. Evet. Anne ile baba geçim sıkıntısı yaşadıkları için anne çocuklarını babadan ormana bırakmasını istemiş. Bir dakika. Ana baba çocuğunu ormana mı atıyor? Yani atıyor değil, geçim sıkıntısı yaşadı. Geçim sıkıntısı, çocuğu ormana atalım, itler köpekler yesin mi diyor bu ana baba? Ya itli Tamam köpekli... devam et. Devam et Nihat'cığım, devam et. Evet çocuğunu ana baba hayvanlar parçalasın, insanlar kaçırsın diye ormana atıyor. Devam eder misin? Ormana atmıyor, ormana bırakıyor. Bırakıyor, pardon. Kendilerine yeni bir hayat kurma imkanı varsa oradan bulsunlar diye. Sonra... Nihat'cığım, ormanda bir iş imkanım var, kurban olayım. Neyse ben seni... Ağaç kesilir, toplayıcılık Tamam, yapılır. toplayıcılık. Evet çocuklar, tamam Nihat'cığım, çok güzel. Yedi diye anlatmayalım, orman asılan çocuklara anlatalım. Evet devam edelim. Sonra Hansel ile Grater ormanda üşümüş bir şekilde dolaşırken bir bakıyorlar ki tamamen şekerden yapılmış bir ev çıkıyor Hadi karşılarına. bakalım. Evet bu güzel. Çocuklar sever şekeri. Devam et. Sonra yavaşça eve yaklaşıyorlar. Evet. Bakıyorlar ki kapı kekten Vay yapılmış. vay vay vay. Kekten yapılmış çocuklar da aç. Hadi yesinler. Devam edelim. Evet. Tamam. Arkalarından bir kötü kalpli cadı geliyor. Ve cadı bunlara diyor ki, gelin buyurun, içeride daha çok yemek var diyor. Bir dakika o şimdi bu cadının niyeti ne? Cadının niyeti onları alacak, şişmanlatacak, ondan sonra yiyecek. Ne? Oğlum bir dakika sen bize masal mı anlatıyorsun? Olay yeri incelemek gibinin itiraflarını mı anlatıyorsun oğlum? Bu nasıl masal lan? Taksiciler. Oğlum siz çete misiniz? Ele diyorsun duruyor diyor ki nereye gidiyorsun? Sana! Oğlum niye durmuyorsunuz oğlum? Niye durmuyorsunuz oğlum? Cevap verin oğlum niye durmuyorsunuz? Oğlum niye durmuyorlar? Bilmiyorum, ben toplu taşıma kullanıyorum abi. Akbilim var ya aylık. Abi tamam fakirler bilmiyor da bak durumu biraz iyi olanlar biliyor. Bu büyük sıkıntı ha. Yani taksiler durmuyor oğlum durmuyor. Kendi kafalarına göre bir yere gidiyorlar. Diyorum ki sen çek oğlum diyorsun. Ortaköy'e diyorsun. Abi diyor seni diyor Mecidiyeköy'e bırakayım. Yolum orada oradan sen bakarsın. Tamam diyorsun tamam diyorsun. Yani böyle bir rezil durum oldu artık. Diyor ki ben diyor abi Bayrampaşa'ya gidiyorum. Oğlum ben de gideyim seni Bayrampaşa'ya. Onu mu istiyorsun? Ha, bu geçen kulağın değil mi? Gönder He. oğlum. Bak şey de ne haber ne haber gibisine bir şey Ne yaz haber, oğlum ne yaz. haber? Komikli gibi komikli gibi. Tamam. Ne haberdi? Alevat, Alevat. gülmeli alevat. Yani Tamam. şaka yaptıydım kızım ben sana yürümüyorum gibisine de bir şey Tamam. olabilir. Yap bir şeyler oğlum. Ve sağ ol. Ana gibi oğlum.
Abi ne oldu? Bu ne oğlum, bunu koymuşlar buraya? Ölü gelin koymuşlar oğlum buraya. Abi niye böyle bir şey koyuyorsun oraya? Oren ne yapıyorsun oğlum? Ne oğlum, ölmüş gelinleri mi anlatacağız? Ne anlatacağız çocuklara biz buraya? Korku film. Çocuklara altınıza sıçmayı mı öğreteceğiz diyeceğiz? Deli misin oğlum sen? Evle ilgili sıkıntım var abi. Kaç aydır diyor işte diyor efendim diyor zam yapmadın diyor. Yaptık ya oğlum sana geçen ay yaptık. Tüfe tüfe şeyinde yaptık dedim falan. Abi dedi görmüyor mu dedi bilmem ne. Ev kirası kaç oldu falan. Dedim oğlum kaç olduysa bizim bir anlaşmamız var dedik. Abi şimdi geliyorsa falan diyor. Oğlum bak ev sahipleri. Oğlum siz çete misiniz? Hayda. Oğlum siz taksicilerle birlik mi oldunuz, ne yaptınız oğlum? Adama ben zam yapmışım. Tefe tüfe. Abi ama benim. Oğlum bu adam bak her gün aynı tişörtü giyiyor ya. Aynı gömleği yıkayıp geliyor adam yani. Çünkü niye, kazandığını anca evine verebiliyor. Evine veriyor sadece. Ben ailemle yaşıyorum abi. Oğlum koca adam bak, bu adam seks yapmıyor ya. Bu adam sevişemiyor oğlum. Ailesiyle yaşıyor, sevişemiyor. Banyoda falan kendine ne yapıyorsa abi. O yani. Kusura bakma oğlum, bunları koruyacağız. Ev sahipleri. Abi canlılık öyle bir şey değil. Nasıl acaba canlılık? Hepimiz için faydalı olan şeyler oğlum, olduğu için. Oğlum köpekler en azından göt kokluyor, havlıyor, bilmem ne yapıyor. O amipler ne yapıyor? Abi bir şekilde iletişim kuruyorlardı kendi aralarında. Nasıl kuruyorlar? Ne yapıyor detayını abi? Detayını ben de bilmiyorum. Oo senin abi. Geçen senin teknin maşallah 1000 parçaya bölünmüşsün falan mı diyorlar yani? Oğlum benim şey vardı, estağfirullah, Raşit amcanın avradı vardı, o öldü, sonra dediler ki acaba dediler bir şeyden mi, zehirlendi de mi, otopsi için falan, ben gittim abi öyle gözlüdüm işte aynı Raşit amcanın yenge hanımı gibi ya. Yenge mi acaba? Abi masal saat diyelim mi? Diyelim a**ına koduğum masal saat. Hayırız. Oren soyutlama ne demek oğlum? Bir dur söyleme. Ne demek oğlum soyutlama? Ne demek oğlum soyut, adam anlattı. Kafamızı soyutluyoruz. 3 boyuttan 2 boyut dedi falan. Neymiş soyutlama? Çok biliyorsan sen anlat da dinleyelim. Abi yapmayın şu adama. Hadi kapa kamerayı oğlum. Yapmayın. Adama oğlum, kapa kamerayı. Yine geldik. Kapa kamerayı. Çelik var ya ulan! Sen ulan! Al! Şerifsiz ulan! Sen gel anlat be! Oğlum burada biz bugün neşem yerindeydi oğlum. Çocuklara espri yapıyorduk, bir şey yapıyorduk. Oğlum şu çocuğun ağzını gözünü silin, bir şey yapın ya. Alper! Abi Alper, bir alıp götürüp bir yıkayın. Bir su vurun oğlum yüzüne, bir su vurun çocuğu. Bayılttın mı, ne oldu orada ya? Evet, esnaflık ve kobilik de bayağı geniş. Kobi başka oğlum. Nasıl? Mesela beyaz eşya kobileri, onları iyi oğlum. Onların altında pasatları masatları var yani. Vizyonun pasat değil mi? Ne? Vizyonun pasat değil mi? En fazla o. Hiç Mercedes falan hayal edemiyorum. Bir dakika. Çocuklar mesleğe gideceğiz. Ama şu bir önemli konu. Senin vizyonunu dinleyebilir miyim Nihat'cığım? Abi öyle değil. Yok Nihat'cığım, ben vizyonsuz bir adamım. Ne olsa benim bir... Sus oğlum. Benim vizyonum Passat. Senin vizyonunu bir dinleyebilir miyiz? Abi dedin ya beyaz eşyalılar Passat. Elini böyle li yapmadan şey yaparsan. Ha bak işin nereye gittiğini biliyorum, özür dilerim. Çok özür dilerim. Lütfen. Yok oğlum, ben senin vizyonunu merak ettim. Arkadaşlar vizyon meslek önemli. Nihat abiniz o kadar vizyonlu ki vizyondan kafasında saç kalmış. Buyurun Nihat abileri, vizyonunuzu anlatın. Nihat abinin vizyonu da yani benim yanımda böyle lili yapmak. Bu muydu oğlum vizyonun? YouTube'da lili yapıyorsun. Abi çok ayıp ediyorsun ama bak. Vallahi çok ayıp ediyorsun. Eline ben kafayı takıyorum Nihat. Bak sen... 10 kere sana dedim şu elini ne olur. Abi bak bana vurma. Oğlum benim kolumda bir sakatlık var. Oğlum benim kolum çıktı. Lan buna kolum çıktı. Bak sinirlenme dedim sana ben. Hala. Oğlum bu ne? Abi. Yo biraz oynatınca hafif bir sızı oluyor da sinirden çıkıyor benim abi, evet. Bir de oğlum Allah evlerden ırak cüceleri var. Ümit Özat gibi. Ümit Özat'ı küçült. Ümit Özat ne alaka? Oğlum Ümit Özat'ı küçült, aynı onun gibi. Küçük Ümit Özatlar düşün. Abi olur mu öyle şey? Evet şimdi öbür kısma gelelim. En gizemli akraba kısmı baldızlar. Baldız. Baldız da evlendiğimiz kişinin kız kardeşine baldız diyoruz. Hanımın bacısı. Evet. Hanımın bacısı. Şimdi baldızlar şöyle oğlum, kimi cimcimedir. Vay cimcime dersin böyle. Bıcır 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 gezer evin içinde falan filan, böyle neşe verir. Ulan cimcime ne yapıyorsun vallahi cimcime falan diye. Şaka yapar mesela, sen bir şaka yapar. Ulan cimcime hadi bakalım hadi bakalım de enişte diye güler o. Evet. Güldürmesi kolay. Bir neşe kaynağı gibi bir şey baldızlar. Baldız iyi oğlum, evde bir heyecan fırtınası. Neden?
İhtimaldir oğlum. Hayır, değildir. Bunun dışında bazı görev aldığımız kollar var değil mi? Mesela evet. Yeşilay kolu. Bu şey işte. Yeşilay kolu ne yapıyor ki ya? Oğlum evet, gerçekten güzel bir konuya değindin. Oğlum bu ilkokullarda Yeşilay diye bir kol var. Sanki zannedersin ki bütün o 6-7 yaşındaki çocuklar müptezel. Hayır. Hepsi alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı da bu da Yeşilay kolu. Hayır. Onu şey yapıyor gibi. Ne saçma bir kol ya. Uzunluk. Mesela. Mesela milimetre var. Santimetre var. Bunu niye koydunuz oğlum buraya? Neyi abi? Bunu niye koydunuz buraya? Abi figürüdür işte. Kalabalık olsun diye koymuşlardır. Ne oldu ki? Oğlum ölçü değil. Bu şey mi oğlum böyle? Bir gururlu solcu yumruğu gibisine mi? Oğlum yoksa oyuncak mı? Ne oyuncağı? Yetişkin. Hayır ne? Abi kurban. Evet. Fit ne? Fit de. Hanımlar beyler. Bilmem ne. 10.000 fit. Oğlum ne 10.000 fit desene şu kadar yüksekteyiz. Ne? Abi o yeni geldi. Kim şu oğlum o? Adın ne oğlum senin? Ne? Oğlum özgüvenini söyle ben. Adın ne? Orhan nerede? Covid mi? Evet abi o Covid. Oğlum kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 19 yaşındasın. Gelmişsin. 19. Sen kimsin dedi. Dayı konuşurken dayının lafına mı karıştırdılar sana? Abi. Cevap versin oğlum. Dayının lafına mı karıştırdılar? Hadi konuşma oğlum. Ben konuş. Sana bir soru sordum. Dayının lafına mı? Oğlum niye? Abi kötü bir şey söylemedi çocuk. Fit dedi. Yüksekti. Abi bıraktım ha. Gel oğlum bir dışarıda gel bir havalı gel bakayım. Tamam. Gel dışarıda havalı gel bakayım. Abi çıkın tamam. Çağlar mıydı adın için? Çağan mıydı? Çağan. Ne adın ne? Çağan. Neyse ne? Hemen adını mı öğreneceğiz oğlum bir de Orhan'ın yerine gelmiş. Orhan'ın ekmeğiyle mi oynayacaksın oğlum sen? Tamam. Orhan ekmeğiyle oynatma oğlum. Gelmişsin oraya iki kulaklıkta. Şuraya bir şeyler koymayı falan bilmiyor. Adap bilmiyor. Ölçü. Kusura bakmayacaksın. Tamam diyeceksin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Yok değil mi aramızda bir şey? Bak gene ağzın gevşek yok abi, diyor oğlum. Abi çocuk genç ya normali o adamın sen niye takıldın? Ağzı götü baş. Evet enlem ve boylam konumlarımıza göre ülkeler kendi saat dilimlerini seçerler değil mi? Mesela bizde eskiden vardı yaz saati ve kış saati uygulaması. Şimdi niye yok oğlum? Niye şimdi karanlıkta koşan kurtlar gibi işe gidip geliyor? O abi bizle alakalı bir şey değil. Yaz saati sabit kaldı bizde. Niye oğlum sapık gibi karanlıkta işe gidiyor, sapık gibi karanlıkta geliyor. Niye böyle oldu ya? Evet ben çıktım. Oğlum çocuklar vampire dönüştü. Nasıl? Öğretmen okula gidiyor çocuklar. İşte öğretmen günaydın diyor. Pencere diye bağırıyor çocuklar ya. Evet gözler karanlığa alıştıktan sonra ışık birazcık... Oğlum niye böyle yapıyordunuz ya? Günde olsun çocuklar kalksın bilmem ne bir günün doğduğunu görsün enerji dolsun öyle okula gitsinler. Niye böyle biz çocukları şey yetiştirir gibi bu var ya savaşçı yetiştirirlerdi. Karanlıktan bağırıya gidek sağ kalırsa iyi savaşçı olur gibi savaşçı mı yetiştiriyor biz ya? Enlem boylam asıl niye kullanıyor bu şerefi bozuk insanoğlu? Niye? Şimdi vay mesafeleri buluruz bilmem kaç saat kaç şey var. Oğlum işte bu işgal. Ha? Parsel. Mesela adam diyor ki enlemine, boylamına, santimine kadar dünyayı diyor yalan edelim, talan edelim diyor. Şimdi bu enlem boylam da bu parsellemeye yaramıyor mu? Yaramıyor mu oğlum? Parselcilere yaramıyor mu? Hayır, bu nasıl bilim oğlum? Parselcilerin köpeği olmuşsun. Enlem boylam. Hesapta bilimsin. Vay saat dilimi falan. Yağmacıların köpeği olmuşum. Sanki ben zorla paranı aldım. Ya para alma değil abicim. Niye adam oğlum? Oğlum bak benim vallahi bak. Sen yaşın kaç oğlum? Neyse ne 18'in üstü mü kafa kağıdında ne yazıyor? Abi 18. 18 aaa. Oğlum peki senin zihinsel aktivitelerin yerinde mi? Yerinde. Oğlum o zaman kendin, oğlum adama demezler mi? 50 lirama benim abi 50 lirama ne oldu? Tenerife ilk yarıda yendi. O yendiydi yendi. Ya akşamına... Sormayaydın oğlum. Allah. Kendin oynayaydın oğlum. Dayıcım. Bana akıl ver dayıcım. Kupon verisi istedim. Dedin ki evini arabanı bas sat dedin. İlk yarı sıfır dedin. Adamlar bir dördüncü bir de 18. dakikada... Ben sana... Lan oğlum bak! Vura anlatma beni valla delirtiyorsun ha. Oğlum ben sana ne dedim? Ne dedin? Ben sana borç paramı verdim. Hayır. Ve öneride bulundum. Risk. Hayat böyle. Çocuk mudur lan sen? Neyi oynayıp oynamayacaksın? Adam olaydın diyeydin ki. Abi öyle değil. Tenerifik yarıda çaksak yapar diyeydin. Şimdi elin götün ayır oynuyor. Kazansaydın. Dayı kurban olayım dayı kurban. Şimdi ne lan bu? Bu elin diye bu açılması ne? Ney? Oğlum şey bak ani nengdeyim deyip kendi sinirini tutar gibi hareketlerin falan filan. Kaç lira bastın oğlum sen? Kaç lira bastıydın? 50 bastım. Oğlum senin elini. Al oğlum al elini. Al elini. İstemiyorum. Benim 50'sini. Hazır mısın? Geliyor.
Abi niye tutmuyorsun? Bir topu bir yerden alıp önüme koyar mısın? Bana attığın... Yakala diye attım. Canım benim, bana attığın topu şuraya koyar mısın? Allah. Topunu s**tirecektik en sonunda! En sonunda bana top s**tin ya! Ondan sonra vay dayı niye top diyecekler? Bana top s**tirecek duruma... Abi şey yapalım... Ne yapalım? Moral için elleyeyim mi? Ya da sen mi ellemen lazım? Alper bir kafa ya. Bir kapa, bir reset atalım biz bir... Abi... Alperciğim... Şu kamerayı bir kapatabilir misin? Oğlum sen niye ön götüme diyorsun? Abi öyle dedin ya, hata oğlum, yaptığında... Oğlum, şu anda bir ortada file var mı? Bir müsabaka içinde miyiz? Sen niye götürüyorsun? Abi hayata yayalım dedin diye şimdi... Şimdi oğlum neyse dağılmayalım. Seninle bir küçük o zaman bir sparring... Sparring yapalım olur. Yapalım oğlum. Nihat abi hareket bakayım bir. Hareket... Oğlum gardım vardı düzgün. Vallahi korktum ha Nihat abiniz. Abi, tehlike oğlum. Hayır canım. Vallahi canımızı ortaya koyduk burada hayır, ya. Hayır abi hayır. Bravo oğlum hadi başlayalım bakayım o zaman. O zaman ufak başlıyoruz. Hadi ufak başla bakayım. Hop. Evet. Nihat'ım. Oğlum benim bu sağ öldürücüydü ya. Oğlum ağzından köpük geliyor. Orhan ağzından köpük. Nihat. Orhan! Adamın dili ağzından çıkmış. Nefes al oğlum, nefes al. Evet. Oğlum çabalıyorum. Öfke kontrol merkezine gidiyorum. Kaç lira veriyorum ayda biliyor musun? Mesela asansöre bindi. Ben ineceğim, o karşıdan geliyor. Sana yer vermiyor falan. Vermiyor falan. Bunun denemesini yapıyoruz. Hoca diyor ki... Mesela ben içerideyim, önce benim inmem... Bakın! İçerideki inmeden dışarıdaki nasıl... Buna... Neyse öfkelenmeyin. Tamam abi. Kapı açıldı. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şu amına avradını s**erim senin ha! Abi niye? Avradını s**erim! Benim meden nasıl bir... Evet tamam. Sakinleyelim birazcık. Ona kadar sahibi öğretti. Neyi? Mesela elini kolunu oynat bana. Ya abi Allah'ını seversen. Sen de şimdi burada gelmişsin bana burada lölö yapıyorsun, şekil yapıyorsun bilmem ne. Bu ona saymak iyi oğlum. Oldu bitti mi? Yok oğlum biraz sakinliyorum. Ama hiç ya. Elini gelince oynatma! Ama bak... Abi kurban olayım tansiyonun mansiyonun var senin biliyorum gördüm gel. Oğlum günah değil ya. Gel. Öfke günah kusur, değil oğlum. Kusur abicim kusur. Peki başka nasıl tatiller şimdi var? Şimdi bunlar böyle. İki böyle dört genç toplum hadi tatile gidelim beraber gibi. Evet arkadaşlarla yapılan o heyecanlı tatil değil mi? Dört sır buluşup giderseniz anca beldeleri tedirgin edersiniz. Ne? Beldeleri tedirgin ederler. Evet. Hadi şuraya gidelim. O belde komple tedirgin olur. Bundan daha beldeye girişiyle beraber bir sürü hayallerle giderler. Bomboş, dömdöblek, dört tane direk gibi dönerler. Evet, arkadaşlarıyla... Hiçbir an yaşamadan. Biraz kuzeydoğuya doğru gittiğimizde artık Gürcistan bizim komşumuz oluyor değil mi? Şimdi çocuklar, Gürcistan diyor. Nedir onun önemi? Artvin'le Gürcistan, Artvin'de miydi? Yani sınır olarak evet, yakın. Gibi. Şimdi oğlum, alkol ülkemizde artık... Bunu söyleyeceğiz oğlum. Yani alkol alımı gerçekten ev kirası boyutuna geldi. Ev kiraları da ev alma boyutuna geldi. Ev alma da uzay gemisi alma boyutuna geldi. Delirdiğimiz için böyle. Biz ülkemizin sınırlarını konuşuyoruz ya. Suriye'de de işte oğlum zaten gülelim mi oğlum? Hayır. Yalvarırım. Sıkıntı, dert. Tasa hep elem keder komşularımızda o tarafları sıkıntı. Orta Doğu'ya girdik mi oğlum? Orta Doğu. Orta Doğululuk. Nasıl yani? Mi? Biz Orta Doğulu değiliz. Biz Orta Doğulu'nun kralıyız oğlum. Değiliz. Biz Avrupalıyız. Kim Orta Doğulu'nun kralıyız. Kralı. Avrupalısın. Bakayım. Bak. Ben Selanik göçmenim abi. Orta Doğulusun. Hayır değilim abi. Dolar kaç lira? Ne? Dolar kaç lira? Ne bileyim 15 lira geçti birazcık. Avrupalıymış. Tamam. Dolar Amerika'nın para birimi. Ya çekerin oğlum. Evet. Dostoyev iftira mı atmışlar? Evet. Orada hükümetle ilgili bir şeyler yazdığı iddiasıyla. Silivrisinga mı? Rusya'nın Silivrisinga. Yani asılmış. Orada... Küçük bir ceza mı? Bir ay mı yatmış? Ne olmuş? Yok. Orada kurşuna dizileceğiz. Onu nasıl söyleyeceğiz? Sonra yanındaki 8 kişiyle birlikte affediliyor. Ve 4 yıl kürek, 4 yılda hapis cezasıyla kurtuluyor. Kafasını sıksalarmış daha iyiymiş. 4 yıl kürek ne oğlum? İşte o zaman Sibirya'ya gönderiyor. 4 yıl kürek ne oğlum? Adam işte oralardan mı çıkmış? Bakın canım yazar adayları. Vay bilmem ne yazarlık kursuna gittim. 2 yıl Cihangir'de şuraya gittim. 5 yıl buradan eğitim aldım. Kürek çekeceksiniz.
Öyle kolay değil suç ceza yazmak oğlum. Öyle atel yazdım, iki sene bilmem nereden şimdi aldım. Yazarlıkla senaryo iyileştirme falan Cihangir'de kahveçliğimle olmuyor. Kürek çekeceksiniz Sibirya'da. Ya o zaman yazarsın suç cezayı. Evet. Topa vurdu muydu oğlum şöyle mesela tutupası derdi ki... No no! Yani bana atın derdi. Derken top gelirken mesela topa nasıl vurursun? Böyle vurursun değil mi? Öyle değil. Şimdi oğlum mesela bir pozisyon düşün. Tsubasa diyor ki mesela öbür bir tane defansta 3 numara saçlı kavruk ortaokullu bir çocuk vardı. Defansta hep topu Tsubasa'ya atan olurdu. Evet. Yıldız değil de yancı. Süleyman Turan gibi yani Sami Aziz ses gibi bir şey Tsubasa'nın. Evet. Şimdi Tsubasa derdi ki boştayım derdi mesela. Onun şöyle derdi ama. Gulipa! Derdi. O da görürdü. İşte orta yaptı. Tsubasa kafa vuracak. Bak şimdi ağır çekim yapalım. Tamam. Nondo! Orta yap dedim sana. Sen de yap. No ne? Bizim için en önemli iç organımız hangisi? Karaciğer. Hayır, kalbimiz. Oğlum ne kalbi lan? Kalp kendi kendine atıyor iyi kötü de bu karaciğere çok yüklenmeyeceksin. Tamam. Önce başka soru soruyorum. Oğlum bilirim ben. Hazır mısın? Her türlü. Vegan yemekler. Kapat şunu kapat. Şunu kapat oğlum şunu bir kapat. Kapat oğlum kapat. Kapat. Al abi. Önüme koy. Senin oyuncağını... Sen beni dalga mı geçiyorsun oğlum? Vegan yemeklermiş. Abi ne alakası var? Ne orada seçim koyuyorsun vegan yemekler? Süper... Abi başka oğlum senin planın ne? Beni rezil mi? Abi ne alakası var? Oyun getirdim oyunu. Bak... Sor oğlum başkentleri sorsayım sana. Bu tamam. Peşte Norveç bir şey sayarım tamam. Yani. Oğlum ne yaptın oğlum bize dün gece ya? Götür bizi gezdir bizi. Vito. Kaçta döndük en son? Oğlum en son hatırladığım bir şey değildik. Ulus'tan Cebeci'ye geçtik Vito'yla. Nihat orada mı şeyle oynuyordu? Kaşık oynuyordu garsonlarla. Nasıl görmedin oğlum? Sana dedi ki Nihat abine sahip çık diye. Oğlum en son dedik ya biz çatlak şantelle yaparken falan Nihat orada garsonlarla boynunu kırıyordu arkaya doğru. Bir tavuk bizde miydi değil miydi oran? Bıraktın mı oğlum abini mi bıraktın? Almadın mı abini? Nihat nerede şimdi? Allah kahretsin seni ya. Bir Nihat'a sahip çıkamadınız oğlum. Adamı içmeye götürdük. Nihat! Abi. Neredesin oğlum? Ankara'daydım abi. Oğlum Ankara'daydın da senin oran adam Ankara'da kalmış. Şimdi burada sana daha sana yakışacak bir renk. Evet. 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 Hocam geğiriyor ya. Hayır. Sarımsak bakın, kokusu geliyor. Bugün rakamları öğren. Pardon hocam rakam. Kalemlerimizde. Burada kaç kalem var? İki kalem ama yer de değişti. Üç gibi de ha yer. Üçe de çıkıyor böyle oynuyor. İki üç arası evet. Kaç kalem var? Bak işler iyice karıştı Nihat. Vallahi birbirine girdi kalemler. Dördü beşi yan yana hangisi? Dördü beşi yan yana. Kaç kalem var? Kaç kalem? Kahverengiler kırmızı. Üç kalem var. Üç. Sen kaç görüyorsun? İşte değişiyor Nihat. Yani... Değişiyor diyor hocam. Yo tamam üçse üç. Tamam bir bakayım. Tamam üç. Tamam. Üç öğrendik haydi bakalım iyisiniz gene. Nihat Allah'ın aşkına bana bak. Çekil ya. Nihat Allah'ın aşkına bana bak. Ne abi? Bir gözüme bakar mısın? Bir gözüme bak. Bakıyorum. Tamam lütfen. Lütfen biz burada profesyoneliz haydi. Mesela altı kalem olur ama altı duble tam sınır. Böyle sınır yani. Beşte güzel böyle neşen geliyor güzel. Çocuklar ağzı için diyor. Hayır öyle bir şey değil. Sınırınızı. Sınırınızı. İşte Nihat'ın dediğini bilin yani çocuklar. Hayır bilin. Ben demedim öyle bir şey onu demiyorum. Sınır bilin diyor Nihat abiniz evet.